Merhabalar, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da bulunan bir şirkete yarı yarıya e, ortak olsam E-2 vizesi alabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. E-2 vizelerine başvururken kişiler şunu yerine gelmesi gerekiyor. Eğer diyelim bu kişi Türk vatandaşısa, e, öncelikle ne olacak? E, siz Türk vatandaşı ol, olmanız gerekiyor. İki, yatırım yapıyor olmanız lazım ya da hisseyi satın alıyor olmanız lazım ve bunun da en az şirketin %50 değerinde olması lazım. Dolayısıyla siz eğer bir şirkete yarı yarıya ortak oluyorsanız o zaman şirketin %50'sine ortak oluyorsunuz demektir. Ve %50'sine ortak olduğunuz için de siz e, E2 vizesi başvuru yapma hakkına sahip oluyorsunuz. Çünkü burada belli kriterleri en azından yerine getirmiş olmanız lazım. Ve bu kriterler içinde de e, tabii ki en az %50'sine sahip olmak gerekiyor. Ve siz bu sayede Türk vatandaşısınız. Amerika'daki firmanın %50'sini satın alıyorsunuz ve yatırımınızı yapmış oluyorsunuz. Ve burada şirket aktif bir şekilde ilerliyor. Ve o zaman sizin Amerikan vizeniz için, E2 vizeniz için Amerikan konsolosuna gelecekse oraya gerekli dosyalar hazırlanıp başvurular yapılabiliyor. Ve siz de onun üzerinden E2 vizenizi alıp Amerika Birleşik Devletleri'ne gelip bu ortak olduğunuz firmayı ve yatırımınızı yönetme hakkına sahip oluyorsunuz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.